pazar olduğu gibi bu pazarda sizlerle birlikteyiz. Yeni Nesil Gazetesi'nin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haber başlıklarıyla birlikteyiz. Dilerseniz yaslanın koltuklarınıza, haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın ilk haberi motora sınav sisteminden geliyor. Avusturya'da belirli bölgelerde merkezi motora sınav sistemi deneniyordu. Fakat şu an Avusturya genelinde 400 okulda 30 bin öğrenciye yakın sınava katıldı ve bu sınavdan ciddi anlamda tepkililer. Özellikle ve özellikle veliler, öğrenciler ve öğretmenler Eğitim Bakanlığı'nın göstermiş olduğu tutuma ciddi anlamda tepkili. İngilizce sınavlarında taban puan 60 iken bu 63'e çıkartıldı ve Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı veliler tarafından ciddi anlamda tepki uyandırdı. Ve Avusturya kamuoyu şu an merkezi motora sınav sistemini tartışıyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda Eğitim Bakanlığı bu kaosa nasıl dur diyecek. Değerli izleyenlerimiz, geçtiğimiz hafta Maliye Bakanlığı resmi bütçe açığını açıklamıştı ve Avusturya parlamentosunda ciddi anlamda bir tepki oluşmuştu ve Maliye Bakanlığı'nın yeni oluşturmuş olduğu tasarıya göre biliyorsunuz bir işçi bir yılda 14 aylık maaşını alıyor ve hükümet 13. ve 14. aylık gelirimizin üzerine vergi koyup bunu tahsil etmeye çalışıyor değerli izleyenlerimiz ve böylelikle Avusturya bütçesini yıllık 9.7 milyar gibi bir ciddi rakam ile rahatlatmayı düşünüyor ve kısa sürede bu bütçe açığını kapatmayı planlıyor değerli izleyenlerimiz. Bakalım Avusturya kamuoyu bu kadar yüksek vergilere nasıl bir tepki verecek ve Maliye Bakanlığı'nın bu çıkartmış olduğu tasarı parlamentodan geçecek mi? Geçtiğimiz hafta Avusturya'da trafik levhalarının üzerinde Türkçe olup olmayacağı tartışıldı değerli izleyenlerimiz ve Avusturya kamuoyunda ciddi derecede tartışıldı. Fakat bu tartışmaya Anayasa Mahkemesi noktasını koydu ve Türklerin 1920 yılından önce Avusturya'da yaşamadığı için azınlık yasalarından faydalanması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi ve böylelikle de tartışma kapandı değerli izleyenlerimiz. 1920 yılından önce Avusturya'da yaşayan Slovenler, Hırvatlar ve Macarlar için kendi dillerinde tabelalar var. Avusturya'da tecavüz vakaları şu an ciddi derecede tartışılıyor değerli izleyenlerimiz. En son çarşamba günü 9. Viyana'da meydana gelen bir olayda sabah bayan uyandığında 3 tanımadığı erkeği evinde gördü ve uyanır uyanmaz bu erkeklere saldırdı ve bıçakladı değerli izleyenlerimiz. 4'ü şu an hastanede müşahede altında ve tüm bu tecavüz vakaları Avusturya'da arttığı için kamuoyda ciddi anlamda tepkili ve artık Adalet Bakanlığı'nın bu yasaları tekrardan ele alıp yasaları sertleştirmesi bekleniyor değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenlerimiz, biliyorsunuz 2014 yılı seçim yılıydı. Niederösterreich eyaletinde işçi odaları seçimleri 6 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve buradan bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Özellikle ve özellikle Türk vatandaşlığı olan yurttaşlarımız da bu seçime katılabilir. Lütfen hür iradenizle sandığa gidip oylarınızı kullanınız ve özellikle 25 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak değerli izleyenlerimiz ve bu seçime katılmaya hak kazanan Avusturya vatandaşlarının posta kutularına seçmen bildiri kağıtları geldi. Özellikle ve özellikle Avrupa'daki gidişata bir yön verebilmek için lütfen 25 Mayıs'ta sandık başına gidiniz. Sıradaki haberimiz birçok yurttaşımızın ocağını söndüren ve yuvasını yıkan kumar otomatlarından geliyor. 2015 yılından itibaren Viyana eyaleti artık her yerlerde kumar otomatlarına müsaade etmeyecek ve bu uygulama Salzburg, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde şu an yürürlükte. 2015 yılından itibaren Viyana'da geçerli olacak ve Viyana'ya takiben de Burgenland
ve Ober Österreich'in de bu kararı uygulaması söz konusu. Bu ocakları yıkan otomatların, illetlerin bir an evvel uzaklaştırmasını biz de heyecanla bekliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın en son haberi yine Yeni Nesil Gazetesi ve Avrupa'daki Anadolu programından geliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene mükemmel bir sıl yolu rehberi hazırlamıştık sizler için ve yine Ahmet kardeşimle bu sene sizler için sıl yoluna düşeceğiz ve yollardan önemli raporlar sizler için çıkartacağız değerli izleyenlerimiz. Bu projede bizimle beraber çalışmak isteyen işveren dostlarımızı bu projeye katkılarını tabii ki bekliyoruz. Eğer bu projede bizimle birlikte çalışmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka aşağıda belirtilen numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta da haberlerimizin sonuna geldik. Fakat sizler için 3 duyurumuz var. Bugün 18. Viyana Stadtgasse 60 numarada hizmet veren yeni caminin kermesi var. Mutlaka ve mutlaka katılmanızı tavsiye ediyoruz. Fenerbahçeliler 19. şampiyonluk kutlamasını 16 Mayıs Cuma günü sizler için yapmaya hazırlanıyorlar ve bu programın medya partneri Avrupa'daki Anadolu programı ve Yeni Nesil Gazetesi. Son olarak Samder Avusturya 5. geleneksel Samsunlar Şöneli'ni 18 Mayıs'ta Han Palas'ta yapmaya hazırlanıyor. Buna da bütün yurttaşlarımız davetlidir. Değerli izleyenlerimiz, belirttiğimiz gibi bu haftada haberlerimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta dopdolu gündemle tekrardan buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın, esen kalın.